Günaydın arkadaşlar. Bugün yeni vloğa başlıyoruz. Dün akşam İzmit'ten geldik. Derken de gelirken de ben kullandım. Çoğunda. Yani dün gelirken daha fazla kullandım. Rom, bu anı mı bekliyordun? Hayır, git. Git, burada bir şey yapıyoruz. Ciddi bir iş yapıyoruz burada. Hayır. Benimle ilgili tedavi görmeye başladım. Bundan sonra bahsedeceğim. Ay, çok karışık giriş oldu. Rom aklımı karıştırdı bir saniye. Hatta saat 10 şu an, kahvaltı yapacağız. Demir hapı kullanmaya başladım. Kan tahlilinde demirim çok düşük çıktı. Bu kadar yani düzenli beslenmeme rağmen, et yememe rağmen, işte ıspanak şey yememe rağmen düşük yani. Şu hareketleri görüyor musunuz? Ağzını siliyor. Demir hapı kullandıktan bir saat sonra yemek yiyorum. O yüzden beklemek zorunda kaldım. Yani 8'de falan kalktım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Avokado yemeyi özledim. Avokado yiyeceğim. Öyle planlar. Sonra spora gideceğim tabii ki. Sporda da çekim yaparım. Oğlum ya, ne yapıyorsun? Her yeri ağzını sildin. Şuna... Nasıl şımarık bir çocuk bu? Nasıl şımarık? Dün yıkadım onu da gelince. Çok pislenmişti. Ne yapıyorsun böyle? Söylemeden edemeyeceğim. Çok da güzel araba kullandım yani. Ama otomatik çok rahat arkadaşlar. Yani manuel o kadar zorluyor ki. Yani stop ettirdim tabii ki arabayı. Değil mi Rom? Ablaşının mini kuşu. Hemen malzemelerimizi çıkartalım. Daha çay koyacağız. Fazla olgunlaşmış avokado. Yumurtalarım arkada. Babama yumurta çıkartıyorum. Annem İzmit'te kaldı. Sonra gelecek. Siyez ekmeğimiz. Zeytin çıkartalım. Şimdi spor için hazırlandım arkadaşlar. Orada görüşürüz. Rom, bir görüşürüz, tamam mı? Sen bekle ablayı. Hemen bacak açıyor. Sen sapık mısın sen? Ha? Ah, seni ben o gıdığını var ya, senin gıdığını ısıracağım şuradan şuradan. Ben bu çocuğu sevmeden duramıyorum ya. Şunu hep rahatsız edesim geliyor. Şuna bak. Bu kazak Bershka'dan bu arada. Erkek kazağı. Large beden arkadaşlar. Maalesef tükendiği için link veremiyorum. Gidelim. Arkadaşlar, vlogladığımı unutmuşum. Gerçekten kafam o kadar meşguldü ki. Bugün o kadar koşturmaca geçtik. Yani sabah kahvaltıdan sonra çıktım. Spora gittim, geldim ya. Ondan sonra birkaç işim vardı halletmem gereken. Dışarı çıktım. Saat 7 falan da eve geldim de. Hemen annemin bıraktığı kavanozdaki yemeklerden açtım zaten. Arhavim bile yapamadım. Kıymalı patlıcan vardı. Aktiye yoğurt. Onu yedim. Ah, yani o kadar yoruldum ki anlatamam size. Bugün böyle geçti, kusura bakmayın yani gerçekten. Bu arada Watson's'a uğrayıp kendime pilli diş fırçası aldım.
Oral-B'nin. Hep almak istiyordum. Pilliler elektrikliye göre daha uzun süre gidiyormuş diye önerdikleri için pilli almayı tercih ettim. Neyse bir de şey, yarın kuaföre gidiyorum. Çok çok heyecanlıyım. Bana hep şu yorum atan arkadaşlar var ya, hani o kadar kendine bakım yapıyorsun, o kadar param var, saçını git düzelttir diyenler. Artık susarsınız umarım. Tabii ki bunu siz dediniz diye yapmıyorum. Kendim uzun süredir istiyorum. Zaten ilk başta istediğim için kendi kendime böyle bir şey yapmıştım. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Vloglayacağım zaten. Sizi de yanımda götüreceğim tabii ki. The Most'a gidiyorum soranlar için. Çoğu yerde var diyebiliyorum zaten. Bizim evin çok çok yakınına açıldı. Böyle iki adım falan yani. Gittim konuştum. Gayet de güven de verdi bana. 2-3 işlem falan yapılacak. Hem de kestirme zamanında gelmişti. Kısa kestirmeyeceğim tabii ki. Yine katlı bir şekilde. Saçımı uzatmaya çalışıyorum biliyorsunuz. O şekilde çok heyecanlıyım. Sabah erken kalkacağım. Hemen kahvaltı yapıp kuaföre giderim. Öğle yemeği ve ara öğün alsam mı ya? Çok şey kaçar mı ya? Çünkü dedi ki bayağı uzun sürer dedi. Cildiye doktorundan bahsedeyim. Benim 2 haftadır falan o kadar çok sivilcem çıktı ki. Büyük ihtimalle yememe bağlı. Çünkü çok abarttım son 2 haftadır. Çok fast food'a abandım. Bu hafta tabii ki düzenli beslenmeye geri döndüm. Sağlıklı beslenmeye. O abarttıklarımın acısı çıkıyor büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum. Tetradox hap verdi. Bu hap böbrekleri çok yoran ve vücuttan 10-15 seneden önce atılmayan bir hap. Yani bayağı şey bir ilaç. Baba bir ilaç. Hatta içtikten sonra yarım saat dik durmanız gerekiyor. Yemek borusunu tahriş ediyor çünkü. Ve bol suyla içilmesi gerekiyor. Onun dışında 2 tane krem verdi. Kremlerin adını hatırlamıyorum. Hepsini ben size çekeyim. Tabii ki bunları size gidin hemen alın kullanın diye asla önermiyorum. Bana verilen, benim cilt tipime uygun, bana tedavime uygun verilen ilaçlar. Siz de cildiye doktoruna gidip danışıp size uygun ilaç temin edebilirsiniz. Devlet karşılamıyor bu ilaçları diyebiliyorum. Çünkü bayağı yüklü bir miktarda para ödemek zorunda kaldım. Hani ben seviniyordum ağır reçeteli, işte bedavaya gelecek, ucuza gelecek diye. Öyle olmadı yani. Bu Tetradox dediğim hap 2 tane vardı böyle bitmek üzere. 12 saatte bir alınıyor. Antibiyotik diye geçiyorum sanırım zaten. Bu benim demir hapım. Sabahları aç karına içtiğim. Bu şimdi aynen Clozaril kullanıyorum arkadaşlar. 2 kutu bundan verdi. 2 kutu bittikten sonra bu tireye geçeceğim. Bunun içinde benzoil peroksit var. Zaten bunu TikTok'ta da görmüşüm cildiye doktorlarından. Sivilceleri çok çok iyi geliyormuş. Bu da sanırım niasinamid içeren bir krem. Yanlış olmasın, öyle bana bir şey dedi çünkü. Hani bunları kullanırken çünkü cildini kurutacak ürünler kullanma dedi. Bunlar çok çok kurutuyormuş. Zaten şunu ilk gün sürdüm ya, o kadar gerçekten bir gecede kuruttu ki çok çok küçüldü sivilcelerim. Yani çok güçlü kremler anladığım kadarıyla hepsi. Hani şu an ekstra niasinamiddir, retinoldür kullanmam gerek yok. Ha bunun için retinol de var sanırım. Ya bileşenlerinde bu işte zaten benim ekstra kullandıklarım olduğu için bunları sakın sakın bir daha kullanma dedi. Bunlar bittikten sonra hani tabii ki başlayacağım. Su bazlı nemlendiriciler tavsiye ediyor benim cilt tipime göre. Akneye yatkın bir cildim var. Ama dediğim gibi bu kremleri bence doktora danışmadan almayın. Bu hapı da aynı şekilde, çünkü ne olur ne olmaz yani size göre değildir, bir yan etkisi olur. Mesela şu hapın çok yan etkisi var. Baş ağrısı, bulantı, iştahsızlık, ishal gibi şeyler yapıyor. Demir ilacı zaten kabızlığa da yönelik bir şey. Böyle ikisi birbirini dengeliyor gibi bir şey oldu. Bunu yatmadan 2 saat önce sürüyorum. Sabah yıkıyorum sonra. Aldığım diş fırçası da bu arkadaşlar. Bunun bir de şurası siyah olanı vardı. Gövdesinin. Çok çok arada kaldım da neyse beyaz alayım hadi dedim. Çünkü siyah alsam banyoma çok güzel uyuyordu aslında. Çok heyecanlıyım bu arada. Hep istiyordum. Sonunda aldım yani. Bir de şöyle çok tatlış 2 tanecik toka aldım. Bir de Watson's'ta bunun bir de pembelisini aldım, Kaplan'lı. Çok güzel makyaj çantaları. Bunları tatile giderken çok kullanıyorum. Çok kullanışlı oluyor. Merak etti. Bunu birlikte deneyelim arkadaşlar. Pil de koymuşlar içine, güzel olmuş. Kutusunu falan saklayacağım tabii bozulursa diye, yazıp ya da bozuk çıkarsa diye. Şimdi hemen deneyeceğim hatta. Ne merak ediyorsun sen her şeyi? Hı? Hazır mısınız arkadaşlar? Ha, çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Çok garip. Çok garipmiş. Ağzımın içi hala titriyor arkadaşlar. Garipti ama hoşuma gitti. Neyse şimdi diş fırçamı kaldırıyorum. Doktor bana biliyorsunuz yüzünü kurutmayacak şeyler kullan dedi ama hani elimde başka
bir şey yok ve ekstra da bir şey almak istemedim. Selenes'in yüz yıkama jelini kullanıyorum. Daha da çok az kaldı. O bittikten sonra CeraVe'nin akneye eğilimli olana geçeceğim. Biliyorum bunlar da kurutacak. Yani fazla gelecek. Ama bunun için ekstra gidip yüz yıkama jeli ya da ürünler alıp boşuna para harcamak istemiyorum. Yani bol bol nemlendirici kullanıyorum. C vitamini nemlendirici. Çok fazla güneş kremi. Gün içinde belki 3-4 kez falan güneş kremi yeniliyorum. Çünkü cildim çok hassas olacak bu dönemde. Korumam lazım. Gül suyuyla temizliyorum bir de. Ay kuaför heyecanına nasıl uyuyacağım ben? Nasıl uyuyacağım arkadaşlar ya? Son kez saçlarıma bakın. Ay yarına göstereyim de neyse yani ben heyecandan şu an. Kendi saç rengimi buralara boyayacak. Benim mahvettiğim yerlere. Sonra sanki böyle güneşte açılmış gibi doğal bir şey istiyorum. Böyle ışıltı. Bir iki ton açığı böyle sarı. Ben birazcık You'nun yeni bölümleri gelmiş. Onu izleyeyim sonra yatarım. Size bir de yeni aldığım şeyleri gösteririm birkaç gün sonra. Hepsi gelsin çünkü hepsi gence göstereceğim. Biriktiriyorum şu an. Hatta ayrı bir denemeli alışveriş de çekebilirim. Evet yarın sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Şimdi kuaföre yürüyorum. Zaten 2 dakika sonra oradayım. Kombin basic kolej ceketiyle bir kombin yaptım. Çünkü kuafördeyim yani. Ne gerek var? Yanıma yemeğimi aldım. Su aldım. İlaç içeceğim çünkü. Sivilce ilacımı. Bir de annem bakla yemeği yapıp kaldırmıştı. Zeytinyağlı ondan aldım. Yoğurt, ekmek. Evet. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Neyse durun. Orada görüşelim hadi. Günaydın.
Kendime ananaslı çay demledim. Birazcık odamı topladım. Çarşaflarımı değiştirdim. Şimdi birazcık süpürge yapacağım. Sonra robot süpürgeye çalışacağım yani Katya'yı. Ananaslı çayı da gösteririm. Birazdan antibiyotimi alacağım. Sonra evi toparladıktan sonra spora gideceğim. Bugün kardiyo yapmayı düşünüyorum. Kardiyo, karın. Belki birazcık popo ve bacak da yapabilirim. Çünkü dayanamıyorum yani. Bacak çalışmadan duramıyorum arkadaşlar. Birazcık bağımlılık. O his çok güzel geliyor yani. Karar veririm ona sonra. Neyse şimdi ben hızlı hızlı evi falan süpüreyim bir. Sonrasında görüşeceğiz. Happy raps. Yeah. I done caught a wave at a young age. Niggas getting paid doing dumb things. Make a little money and they act strange. All these girls really want one thing. I like them just like my coffee. All of these girls got a Starbucks. Yeah. All of these girls up in college. I like them small and no drama. I do find a girl, make her smile, make her happy. Get a ring, make a child start fam. Happy raps is going wild to the Grammys. I might need to drop an album for the Grammys. Like, yeah, 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 yeah. Soon, let's go get coffee for two. She liked me soon as she met me. I knew as soon as I met her. I took my shot, feel like Reddit. Come be with a king like a Retta. It's true. She got it early, that's prophecy. I need a power that's down for me. To make my good days my better days. I order peach green tea lemonade. I might just post up at the Starbucks, maybe hit the drive through. Yeah. Selam arkadaşlar. Şimdi spordan geldim. 40 dakika boyunca pilates yaptım. Dayanamadım yine. 20 dakikada kardiyo yaptım. Bitirdim sonra. Şimdi evdeyim. Saat 2.30'a geliyor. Hemen öğlen yemeğimi yemem lazım. Şimdiye ve akşama olacak şekilde salata yapıyorum. Hindi yapacağım yine öğlen akşam yiyeceğim diye. Şimdi salatalarımızı hazırlayalım. Yeniden merhabalar. Akşam da aynı şeyi yediğim için çekmedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Üniversiteden arkadaşlarımla, çoğunu tanıyorsunuzdur. Kombinimi göstereyim. Kolej ceketimi giydim. Çantamı taktım. İçimde şöyle bağlamalı bir bluz var. Çok eski, nereden olduğunu bilmiyorum. Ortaokuldan falan kalma sanırım. Mango jean giydim. Altıma çizme giyeceğim. Çok yağmur var. Normalde daha güzel kombin yapabilirim ama çok soğuk ve yağmur başladığı için böyle bir kombin oldu. Yeni saçımla. Evet, neyse yani onların yanında görüşürüz arkadaşlar. Karanlıkta mı? Aa, çok karanlık şu an. Evet. Vlog. En son ben senin şeyi izledim, alışverişini. Sen beni takip etmiyorsun galiba Toykan. Bu arada Toykan'layım yine. Aa, çok çirkinim ya. Saçma mı ya? Ben çok güzelim. Ben seni takip ediyorum. İnşallah ediyorsundur yani. Ama yetişemiyorum. İzleyeceksin işte. İnsan arkadaşın videosunu izlemez mi ya? Asıl arkadaşın videonu izlemez. Ya hep öyle oluyor biliyor evet, musun? Evet, asıl öyle İzlemiyorlar olmuş. Gerçekten. Yani gördüğüm birinin ailem bile abi arattın diyor. Evet, şimdi Bostanlı'ya iniyoruz. Hava yağmurlu. Bayağı yağmurlu. Bayağı yağmurlu, evet. Evet. Güzel çıkıyor mu? Karanlık çıkmıyor mu? Birazcık karanlık şu an. Hmm, Bostan, çekmeden şey, önce İstanbul'a geleceğim mi Buse? Gelmek istiyorum. Hadi biliyor gel, musun? Gidelim beraber. İstanbul biliyorum. Ama haftaya ben gelemem ki. Aile dizisini ikinci bölümünü bitirdim. Çok hoşuma gitti. İzledin mi? Kerem şeyin Kıvancı'nın dizisini. Kıvanç Tatlıtuğ. Ben Serena'yı sevmiyorum ya. Serena. Çok güzel rol yapmışlar ama. Abi Kıvancı izlerken var ya. Ya. Adam bir karizmatik gerdanında. Tutsaktı ben ellerinde. O gün gelecek. Amerikano söylendi. Vitaminli bitki çayı.
Hay Allah'ım. Şimdi Valdo'ya geldik arkadaşlar. Valdo. 5 tane mekan gezdik. Aynen. Çok mekan gezdik. Yağmurda. Neyse güzel. Ben burayı seviyorum. Ece ablama. Onun saçı da böyle. Nerede yaptın bu sen saçını? O da orada yaptırıyor biliyor musun? Yaşıyor. Toykan zorla kendine çiçek kaldırdı arkadaşlar. Normalde tam tersi olur yani. Yok. Şimdi Aya'ya geldik arkadaşlar. Yağmurdan saçım çekilmeye başladı ya. Buradan çarşışı Instagram hesabından veriyoruz. Aha. Yani daha doğrusu menüsü burada. Bak bir sürü şey var. Bakacağım şimdi. Geğirme sakın. Üstaş hayran. Kıskanma. Severim. Sen bana almadın. Acıktım. Antibiyotimi içmem için karnımı doyurmam gerekiyordu. İstanbul'a geliyor. İnşallah. Yok, 2 hafta sonra vlog çekiyor. İnşallah. Günaydın arkadaşlar. Bugün yeni bir gün. Sabah kahvaltımı çekmedim çünkü aynı şeyleri yedim. Bu arada alışverişimin hepsi geldi mi emin değilim. Birkaç parça daha bir şey geldi. Birikmeden göstermek istedim. Hani başka gelen bir şey olursa da diğer vlogda gösteririm artık. Şöyle deri bir korse var. Bir korseye ne kadar aşık olunabilirse o kadar aşık oldum arkadaşlar. Yani bunsuz ne yaparmışım gibi oldum yani denedikten sonra. Baskıları süet geliyor. Süet deniyor değil mi ona ya? Saten mi bu? Medium bedeni. İndirimdeydi bu arada bu. Yani çok da ucuz bir şey değil açıkçası ama bu sıralar pembe şeylere takmış durumdayım. Görünce dayanamadım aldım. Mükemmel yani mükemmel ötesi bir şey. Bir de şunu mankende gördüm. Çok 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 almak istedim. Çok hoşuma gitti. Şu an bu burada anlaşılmıyor. Ben bunu üstümde hani daha rahat anlatabilirim görürsünüz. Rengi bu arada mankende daha değişik duruyordu yani bu kadar... Ekru durmuyordu. Grimsi sanki duruyordu birazcık. Işıktandır belki çekimde. Ama yine de fena değil. Birazcık iç gösteriyor. Onu da hani ter rengi sütyenlerle falan halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Small beden bu. Bu arada daha önceden aldıklarım da var. Bayağı hani alışveriş yapmaya başladığımdan beri yeniden çekmediğim çok şey var. Instagram'a falan çok çektim. YouTube'u boşlamıştım ya o sıralarda çekemiyordum. Göstersem gösteririm ama tükenmiş olabilir çoğu çok eskiden aldığım için. O yüzden yenileri gösteriyorum. Yani bunu görmüşsünüzdür. Herkes aldı neredeyse. Trendyol Milan'ın meşhur blazer ceketi. Ben bunu burada çok sert bir kumaş bekliyordum. Hani böyle bildiğiniz tok kalıplı bir kumaş bekliyordum. Çok yumuşak bir kumaş çıktı. Kalıplı dursa daha çok hoşuma giderdi ama oversize büyük hani olsun diye de 40 beden aldım zaten. Dökümlü duruyor. İşte dökümlü durmasındansa oversize böyle kalıp durmasını daha çok isterdim. Böyle mont gibi. Anladınız mı siz beni? Bu da çok meşhur Trendyol Milan'ın üstü. Small bedeni yoktu. Haki ve diğer renklerinde vardı. Acaba hakinin small'unu mu alsam dedim ama siyah daha çok uyuyor her şeyle kombinleyebilirim diye. Medium bedeninden siyah aldım. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Kollardan falan tam oldu ama sırtı göğüs kısmı birazcık bol geldi. Eğer daraltılabiliyorsa daralttıracağım. Omuzlarında vatka var bu arada. Bu da çok hoşuma gitti. Kurtarıcı bir parça. Yani ne giyeceğim diye düşünmeden hani çabasız cool olma kombini diyeyim size. Üstünüze giyin çıkın yani direkt. Şimdi bu body'yi small beden aldım. Tam olarak sıktı mı tam mı oldu anlayamadım. Yani siz üstümde görünce daha rahat karar verirsiniz. Bir omuzu daha düşük, bir omuzu tam böyle geliyor. Aynı şekilde bu da arkadaşlarınızla eğlenmeye çıktığınızda ya da bara işte bilmem ne böyle eğlence mekanlarına gitmeye kalktığınızda ne giyeceğim diye düşünüyorsanız bu çok kurtarıcı bir parça olur. Çünkü bu da dediğim gibi çok çabasız bir cool görünüm elde edebileceğiniz bir üstlerden biri, bodylerden biri. Hepsi zaten ince böyle baharlık hani naylon kumaş oluyor değil mi bunlar? Bu da Queen markası. Bunu yeni keşfettim. Daha doğrusu görüyordum da yeni alışveriş yapmaya başladım. Ay bu nasıl tutulacak? Şu an bunu gösteremedim ama böyle palet bir üst. Yine üstümde daha rahat görürsünüz. Var ya harika bir parça arkadaşlar. Bu da aynı şekilde dışarı çıkarken yani kotun üstüne geçirin. Kargo pantolonun üstüne geçirin. Yazın şortların üstüne geçirin. Hepsiyle cuk oturacak mükemmel bir parça. Bayıldım. Bence kalitesi malzemesine göre fiyatı birazcık fazla. Ama hep böyle palet parlak bir üst istediğim için ve burada sadece bulabildiğim için
Bunu aldım ve normal mağazalara baktığınızda yani fiyatı yarı yarıya neredeyse. O yüzden daha uygun olduğu için de bunu tercih ettim. Small beden. Aynı markadan bunu giydim bu arada. Yine small beden bir üst. Bu da giyince anlaşılıyor arkadaşlar. Değişik geliyor. Bunu iki şekilde giyebildim ben. İki türlüsünü de gösteririm size. Esnek kumaşı var. Kolları birazcık dar ama çok rahatsız etmiyor yani. Crop bir üst. Bunun kumaşı bu arada mesela Trendyol'un az önce gösterdiklerine göre daha kaliteli, daha güzel kumaşı var. Ve bu da fiyatı bayağı uygundu bu arada. 90 mı 99 mu öyle bir şeydi. Bayağı indirimde yakaladım ben bunu. Kurtarıcı bir üst bu da. Ve her yerle uyum sağlar. Yani sporda kombinlersiniz, şık da kombinlersiniz. Süper bir şey. Cotton'dan indirimde şöyle bir yelek aldım. Aslında daha güzel parçalar vardı ama beden kalmamıştı. Bir tek bunda beden bulabildim ben. 36 beden. 249.99'a düşmüş. Çok güzel şık kombinelir, spor kombinelir. Onu çok sevdim ve bu tarz renkleri giymeyi de seviyorum. Her şeyle de uyacağını düşünüyorum. Kot yelek de vardı böyle. Çok arasında kaldım ama birazcık crop sevdiğim için bunu tercih ettim. Kot olan biraz uzun geliyordu. Hani mesela düşük bel şeylerle güzel olacaktı. Ama bu hem düşük bel hem yüksek bel hepsiyle de mükemmel olacak bir şey. Yine Cotton'dan önü fermuarlı. Ay şuralar hep deodorant izi olmuş. Şöyle bir fermuarlı crop aldım. Small beden, medium daha rahat olurmuş bu arada. Kumaşı esnek duruyor ama birazcık sıkı bir kumaşı olduğu için birazcık rahatsız edebiliyor. O yüzden bir büyük beden belki tercih edilebilir bunda. H&M'den iki tane crop tişört aldım. İkisi de small beden. Bir tanesi böyle düz siyah. Bunda mı deodorant izi olmuş mu? Kamerada fark ettim biliyor musunuz ya? Kurtarıcı parçalar arkadaşlar hepsi ve basic giymeye çok sevmeye başladım. Yani önceden böyle daha hareketli şeyler bakardım ama şu an basic takıntım var. Sürekli böyle işte desensiz basic her şeyle uyabilecek renkler. Sade şeyler işte bakmaya başladım. Daha çok öyle alışveriş yapıyorum. Yine H&M'den İkinci crop tişörtüm bu şekilde. Dedim ki bunlar hep böyle yazın hani üstüme giyip çıkmalık işte baharda da böyle kotun üstüne giyip çıkmalık parçalar olsun diye tercih ettim. 100 liradan aşağı bir şey olmadığı için. Bu 119. Bershka'dan size üstleri göstermeyi unuttum. Pardon arkadaşlar. Bu sıralarda pembe takıntım başladı. Normalde pembe giymeyi hiç sevmeyen ben. Pembe şeyler almaya başladım. Bunu mesela aldım hem sporda da hem günlükte giymek için bolero. Medium beden. Small'u da olurmuş bu arada. Medium da rahat oldum. En uygun Bershka da var bu arada. Diğer Stradivarius'ta, Pull&Bear'da da gördüm sanırım ama en uygun fiyatlı bunlardı. İçine giymeye de şu crop'unu aldım. Bu da small beden. Yalnız sadece tek sıkıntısı askıları çok uzun geliyor. Birazcık kısalttıracağım bunları. Çok çok aşağıda kalıyor yani. Onun dışında hiçbir sıkıntısı yok. Mükemmel. Son olarak da şöyle bir üst aldım. Bu yeni yıkandı, buruşuk. Sporda giydim en son. Tam bunlar aşko kuşko kız kombinleri yapılacak üstler bu arada. Bu da hem günlük hem sporda giymeye aldım dediğim gibi. İkisine de çok yakışıyor. Small beden mükemmel. Bayıldım yani pembeye şu an takıntılı durumdayım. Genelde beyaz ya da siyah giyinen ben. Şu sıralar pembe almaya başladım. Saç rengime de pembe cuk oturuyor arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Tipim çok kötü. Yani daha saçımı düzeltmedim. Böyle yattım. Örüp yatıyorum kıvırcık olsun diye. Neyse spora gideceğiz Kaan'la. Kahvaltımı yaptım. Her sabah aynı şeyi yediğim için aynı şeyi çekmekten hani siz de artık görmek istemezsiniz diye çekmiyorum. Hızlıca çamaşır ısıracağım. Annem olmadığı için bütün ev işleri bende. Ama sağ olsun Katya süpürüyor. Çamaşır ısıracağım sonra spora gideceğiz dediğim gibi. Kameramı yanıma alacağım, çekmeye çalışacağım. Zaten şu an pilates yaptığım için çekmek daha kolay olacak ama umarım insanlar çok bakmaz. Hafta sonu çok kalabalık oluyor çünkü. Ve size spor kombinimi göstereyim. Trendyol Milano'nın lacivert spor şortunu giydim. İçinlere de facto'nun spor büstiyeri var şu şekilde. Aynı ton değiller ama işte ikisi de mavi sonuçta. Bayağı ödem attım. Romanini tişörtünü gördünüz mü? Tam bir erkek. Romcum bu benim yatağım. Neden sana bunu anlatamıyorum? Senin kendi yatağın var, kocaman, yumuşacık. Ben orada mı yatsam acaba? Ne dersin? Surata bakın ya. Ben çocuğu parçalayacağım galiba. Ananaslı bitki çayı buydu arkadaşlar. Bu arada bir sürü bitki çayım var. Yani şurayı bir açıyorsunuz. Arkalara kadar dolu. Yani göstersem bitmez bunlar. İşte gün gün içmeye çalışıyorum. Farklı farklı. Sıkıldıkça değiştiriyorum. O şekilde. Hava çok güzelmiş. Ben kalın kalın giyindim ama neyse Allah'tan şimdi kısa kollu var. Şimdi Kaan Bey'i bekleyeceğim arkadaşlar. Buluşma noktamıza yürüyorum. Yaklaşık spor salonu evimden 10 dakika sürüyor yürüyerek. O yüzden gidip gelirken de kardiyo oluyor benim için iyi oluyor. Bu arada ben Instagram'da
kendimi öven böyle birkaç bir söz böyle yazdım ama şakasına tamamen. İşte kim bu sarışın bomba, yanıma da bu yakışırdı falan. Tamamen dalgasına. Yani narsist bir insan değilim, kendimi beğenmiş bir insan değilim. Kızın teki bana mesaj atmış. Sende biraz Merve Bolurluk var herhalde yazmış. Çok komime gitti. Yani arkadaşlar birazcık şakadan mizahtan anlayın lütfen. Kaan ortada yok, çık dedi bana. Kaan Bey sonunda belirdi yani. Yarım saattir bekliyorum be adam. Ay bir karşıdan karşıya geçmesi bir insanın bu kadar uzun sürebilir mi ya? Arkamdan çok sövdüm. Yarım saattir bekliyorum burada. Ben abartma, ne yarım saat. Vallahi bekliyorum. Ben sana çık dediğimde çıksan beklemedin, erken çıkmışsın. Çıktım işte, çık dediğinde çıktım ben. Kesin ben çıktığımdan önce çıkmışsın. Hayır, sen çık dedikten 3 dakika sonra çıktım. Ben tamamen ona göre ayarladım. 3 dakika sonra çıktım. Sen nasıl koşarak gelmişsindir sırf bana şu anda. Hayır. Neyse, hayırdır, bugün blokluyormuşsun. Baya birkaç gündür blokluyorum da bugün artık bitiririm herhalde. Aynen. Hot girl summer, summer'a hazırlık böyle. Vay, hot yaz girl hazır. Summer diyorsun ha. Aynen. Allah helal olsun. Şu hayat sen yaşıyorsun. İstemişler benden, bunu abi, çekiyorum. Şu hayat var ya, sen yaşıyorsun. E tabii ki. Kim yaşayacak? Bu arada hava çok güzelmiş ya. Hava inanılmaz iyiymiş. Ben de böyle giyindim yani. Evet. Dönerken bayağı sıcak olur. Ben baktım 13 derece yazıyordu. 13 derece normalde ben de soğuk oluyor. Ben de soğuktur diye, evet. Şu neyse. Şu an terliyorum hatta ya. Güneş gözlüğü de almadım. Sen hiçbir zaman güneş gözlüğü almıyorsun. Sabah çarşafları değişirken parmağımı tırnakladım, çok kanadı. En büyük derdim bu olsun. Acıyor ama şu an. Gerçekten inanılmaz. Büyük bir dert ya. Evet. Neyse arkadaşlar, spor salonunda görüşürüz. Evet dostlarım, bir vlogun daha sonuna geldik. Yaza çok az kaldı ve umarım sizi yaza hazırlık için motive edebilmişimdir. Aynı şekilde bu seriden devam edeceğim. Geçen yaz çünkü çok sevdiniz, çok istediniz benden. Bu sene yeniden çekiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıklı kalın.